Merhaba sevgili gençler. Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Gaz yasalarını incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda da Gay-Lussac yasasını inceleyeceğiz. Gay-Lussac yasası hacim ve mol sabit iken sıcaklıkla basınç arasındaki ilişkiyi inceler. Gay-Lussac belirli bir miktardaki sabit hacimli bir gazın basıncı ile sıcaklığının doğru orantılı olarak değiştiğini yaptığı deneylerle bulmuştur. Şimdi bizde sabit tutulan değerler hangisi? Hacim ve mol sayısı. Buna göre ideal gaz denkleminden nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Basıncımız sabit, mol sayımız sabit, R zaten sabit. Elimizde kalan değerler hangisi? Basınç ve sıcaklık. Eşitliğin karşı taraflarında olan birimler birbirleriyle doğru orantılıdır. O halde basınç ve sıcaklık arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Buna göre sıcaklık arttığı zaman basınç da artacaktır. Ya da sıcaklık azaldığında basınç da azalacaktır diyeceğiz. Burada yine unutmamamız gereken en önemli nokta sıcaklık birimini Kelvin cinsinden alacağımızdır. Peki nasıl bir denklemimiz olacak ona bakalım. Hacim ve mol sabit iken basınç bölü sıcaklık oranı da sabittir. İlk durumdaki gazımızı inceleyelim. İlk durumda basıncımız P1, hacmimiz V1, N1, R, T1 diyoruz. İkinci durumda P2, V2, N2, R çarpı T2. Şimdi burada sabit olan değerlerimiz hangisi? Hacim, mol. Her ikisinde de hacim ve mol sabit. R zaten sabit. Elimizde neler kaldı? P1, T1, P2, T2. Ne dedik? Basınç bölü sıcaklık oranı sabittir. O halde bunlar doğru orantılı olarak değiştiğine göre birinci durumdaki basınç bölü birinci durumdaki sıcaklık oranı eşittir. İkinci durumdaki basınç bölü ikinci durumdaki sıcaklık oranına diyeceğiz. İşte Gay-Lussac yasasının denklemi bu şekilde olacak. Ya da şöyle de yapabiliriz. Birinci durumdaki basınç bölü ikinci durumdaki basınç eşittir. Birinci durumdaki sıcaklık bölü ikinci durumdaki sıcaklığa. Hangisi size kolay gelirse onu uygulayabilirsiniz. Şimdi gelelim yasamızın denklemlerinin nasıl olacağını. Pardon, grafiklerinin. Çok affedersiniz. Bir miktar ideal gazın sabit hacimde mutlak sıcaklığa bağlı olarak basınç değişiminin grafiği nasıl olur? Ne olacaktı? Basınç ve sıcaklık Kelvin cinsinden, burası mutlak sıcaklığımız, doğru orantılı olarak artacaktı. Eğer ki biz sıcaklığı santigrat derece cinsinden alacak olursak mutlak sıfır noktamız nereye denk geliyor? -273 buraya. O halde yine grafiğimiz doğru orantılı olarak artan bir grafik olarak, yalnız sıcaklık -273'ten başlamak kaydıyla bu şekilde olacaktır. P bölü T oranımız sabit demiştik. P bölü T'nin sabit oranına karşın değişen basınç grafiğimiz ise yine sabit bir grafik. Aynı şekilde P bölü T'ye T grafiği, yani sıcaklık ile ilgili ilişkisini anlatan grafiğimiz de sabit olan bir grafik olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, şimdi sabit hacimli kapta bulunan bir miktar gaz ısıtıldığında neler oluyor, ne değişimler olacak onu inceleyelim. Hacmimiz sabit, sıcaklığımız T'den 2T'ye çıkarılacak. Ne demiştik biz? Sıcaklıkla basınç doğru orantılı demiştik. O halde sıcaklığımız 2 katına çıktığına göre basıncımız da 2 katına çıkacaktır. Peki kapta ne gibi, de yani gazımızda ne gibi değişiklikler olacak onu inceleyelim. Sıcaklığımız arttığı için taneciklerimizin ortalama kinetik enerjisi, şöyle kinetik enerjiyi K olarak göstereyim, artacaktır. Ve tanecikler daha hızlı hareket etmeye başlayacaktır. Yani taneciklerin hızı artacaktır. Tanecikler hızlı hareket etmeye başladığında ne olacak? Çarpışma sayısı artacaktır. Çarpışma sayımız artar diyoruz.
Çarpışma sayısı arttığında, birim hacimdeki çarpış, birim pardon, birim zamandaki çarpışma sayısı arttığında buna bağlı olarak ne artacaktır? Basınç artacaktır. Evet, sabit hacimli bir kapta sıcaklığın artışına bağlı olarak değişen özelliklerimizi de bu şekilde sıraladık. Şimdi ne yapalım? Sorularımıza geçelim ve konumuzu pekiştirelim. Şöyle ilk sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. Sabit hacimli bir kapta bulunan bir miktar helyum gazının 27 santigrat derecede kaba yaptığı basınç 2 atmosferdir. Buna göre gazın sıcaklığı 327 santigrat dereceye çıkartılırsa basınç kaç atmosfer olur diyor. Sabit hacimli bir kap. O halde bizim hacmimiz sabit. Bir miktar helyum gazı demiş. Gazımızın miktarı değişmiyor. Mol sayımız sabit. Gazlarda miktarı mol belirliyordu. Hemen PVNRT diyorum. Hacim sabit, mol sabit, R zaten sabit. Elimizde kim kaldı? Basınç ve sıcaklık. Neydi? Basınçla sıcaklık doğru orantılıydı. Şimdi verileri yazalım hemen. Ne demiş? 27 santigrat derecede. Demek ki T1 27 santigrat derece. Hemen onu Kelvin cinsine çeviriyorum. 27 artı 273, 300 Kelvin. Bu sıcaklıkta gazımızın basıncı P1 2 atmosfermiş. Buna göre gazın sıcaklığı 327 santigrat dereceye çıkarsa, 327 santigrat derece, hemen 273 ile topluyorum, 600 Kelvin oluyor, çevirdim Kelvin birimine. İkinci durumdaki basınç ne olur diye sormuş. P1 bölü basınç sıcaklık değişimi T1 eşittir P2 bölü T2 denkleminden, yani Gay-Lussac yasasından. P1'imiz 2 atmosfer bölü 300 Kelvin eşittir. P2 soruluyor bölü T2 600. Baktığımda sıcaklığın 2 katına çıkmış olduğunu görüyorum. Sıcaklık 2 katına çıktığına göre basıncım da 2 katına çıkacaktır. O halde diyorum ki P2 değerim nedir? 2 çarpı 2'den 4 atmosfer. Demek ki basıncımız 4 atmosfer olmuş. Hemen diğer sorumuza bakalım. Şöyle, sabit hacimli kaptaki argon gazının basıncını 160 santimetre civa yapabilmek için diyor, sıcaklığı kaç santigrat dereceye çıkarılması gerekir? Öncelikle gazımızın ilk durumdaki sıcaklığını ve basıncını yazalım. İlk durumda sıcaklığımız T1 227 santigrat derece, basıncım 100 santimetre civa. Ne istiyor benden? Basınç diyor 160 santimetre civaya çıksın. Bunun için sıcaklığım ne olmalıdır? Kabım sabit hacimli. Kaptaki gaz miktarı değişmemiş. PV eşittir NRT'den. Hacim sabit, mol sabit, R zaten sabit. Elimde kalanlar basınç sıcaklık. Doğru orantılı. Kullanacağım denklem o halde P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2 denklemi. İlk durumdaki basıncıma bakıyorum. 100 santimetre civa bölü T1. Bize Kelvin cinsinden lazım. Hemen 227 artı 273 kaç çıkıyor? Topladığımızda 500 Kelvin ödüyor. O halde ilk durumdaki sıcaklığım 500 Kelvin eşittir. İkinci durumdaki basıncım 160 santimetre civa, benden sıcaklığı istemiş zaten. Hemen sadeleştirmelerimi yapayım. 2'ye böldüm 5, 8. O halde T eşittir diyorum. Şöyle alayım. T eşittir 8 çarpı 500 bölü 5 diyorum. Bunlar birbirini götürür. 800 Kelvin olarak sıcaklığımı buluyorum. Ama benden ne istemiş? Kaç santigrat dereceye çıkarılması gerekir? O halde ne yapıyorum? Hemen 800'den 273'ü çıkartıyorum. 7, 2, 5. Demek ki sıcaklığımı ben 527 santigrat dereceye çıkartırsam basıncım 160 santimetre civa olacakmış.
Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz ifadeli bir soru. Okuyalım. Şekildeki sabit hacimli kapta CH4 gazının sıcaklığı bir miktar arttırılıyor. Demek ki hacim sabitmiş. Buna göre CH4 gazı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi hacim sabit, miktar değişmemiş sabit. PV eşittir NRT'den. Bunlar sabit tutulmuş. R zaten sabitti. Demek ki basınç sıcaklık arasındaki ilişkiyi dikkate alarak ben sorumu çözeceğim. Sıcaklık artarsa ortalama kinetik enerji artar. Evet artar. Neden? Çünkü kinetik enerjim sıcaklıkla doğru orantılıdır. O halde birinci ifadem doğrudur. Taneciklerin çarpışma sayısı artar. Kinetik enerjisi artan taneciklerin çarpışma sayısı artacaktır. Çarpışma sayısı artınca ne olacak? Basınç artacaktır. O halde üçüncü ifadem de doğru. Yoğunluk azalır diyor. Şimdi kabım sabit hacimli. Yani hacmim sabit. Yoğunluk neydi? D eşittir M bölü V. V sabitse yoğunluk değişmeyecektir o zaman. Demek ki dördüncü ifadem yanlışmış. O halde doğru olan ifadelerim nedir? 1, 2 ve 3. Yani cevabım 1, 2 ve 3 olacak. Evet, bir sonraki soruya bakalım. Yine ifadeli bir soru. Okuyalım. İdeal pistonlu bir kabımız var. Bu kapta bulunan bir miktar CH4 gazının basıncını arttırmak istiyoruz. Buna göre bu işlemlerden hangileri uygulanmalıdır? Ne yapacağız? Şimdi ideal pistonlu kapta basıncı biz arttırmak istiyoruz. Birinci ifademize bakalım. Piston hareketliyken sıcaklığı arttırmak. İşte piston hareketliyken bir sıcaklığı arttırsak da azaltsak da basıncı değiştiremeyiz. Neden? Çünkü piston hareketli olduğu zaman neydi? PCH4 eşittir. P0'a eşitleniyordu ve sabitti. O halde hareketli pistonda biz basıncı değiştiremeyiz. Yani ne diyeceğiz? Birinci ifademiz uygulanamaz. Basıncı değiştirebilmek için. Pistonu sabitleyip sıcaklığı artırmak. Şimdi oldu. Nasıl oldu? Pistonu sabitlediğimizde o halde basınçla ilgili değişim yapabiliriz. Sıcaklığı arttırdığımızda ne olacak? Sıcaklık artışı basıncı arttıracaktır. Demek ki ikinci ifademi uygulayabilirim. Piston üzerine M kütleli cisim koymak. Piston üzerine ben bir cisim koyduğum zaman ne yapacak? Piston sabitlenecektir. Hareketsizleşecek. Zaten ben basınçta değişiklik yapmak istiyorsam pistonu sabitlemem lazım. O halde ben pistonum üzerine bir cisim koyduğumda pistonu sabitlediğime göre sıcaklığı da arttırırsam bu durumda ne olacak? CH4 gazımın basıncı artacaktır. Piston üzerine M kütleli cismi koyup sıcaklık arttırılırsa ne olacaktır? Basınç da artacaktır. Yani pistonu sabitlemek benim amacım. O halde üçüncü ifadem de doğru. Diyorum ki hangileri uygulanmalıdır? 2 ve 3'ü uygularsam basınç üzerinde değişim yapabilirim. Evet sevgili gençler, bu videomuzda da Gay-Lussac yasasını inceledik. Bir sonraki videomuzda Avogadro hipotezini inceleyeceğiz. O zamana kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.